haftada 7 kilo, 3 günde 5 santim. Çok diyetlerin, özel ürünlerin vaatleri çok cazip. Ancak hızlı kilo kaybı için denenen bu yöntemler kilo yerine sağlığımızı kaybettiriyor. Kısa bir sürede hızla verilen kiloların çoğunluğu sıvı ve kas kayıpları olabiliyor. Bu da birçok metabolik rahatsızlığa da neden olabiliyor sonrasında. Gerçek kilo kaybı dediğimiz şey aslında vücuttaki yağ oranının düşmesini sağlamak. Bu anlamda kas ve sıvı kayıpları yaratacak diyetler yerine düzenli bir beslenme ile yağ kaybını sağlayabilmek bizim için çok çok önemli. Bu nedenle 3 günlük ya da 5 günlük bir haftada 7 kilo gibi şok diyetleri kesinlikle uygun görmüyoruz. Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla düştüğü tuzaklardan biri light ürünler. Diyetisyen Müge Özyurt, light besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerektiğini söylüyor. Ekmek grubu, bisküvi, kraker grubundaki light ürünleri sınırsızca yemek kesinlikle doğru değil. Çünkü referans üründe 300 kalori varken diğer üründe sadece 5 gram yağını azaltıp 250 kaloriye düşürdüğünüzü düşünün. Sadece 50 kilokalorilik bir enerji azalması bizim için onu mucizevi besin haline getirmiyor ve kalorisi yok anlamına gelmiyor. O anlamda gene de miktarına dikkat etmek çok önemli. Bugün piyasada bulunan bir diyet bisküvinin yarım paketin bir dilim ekmeğe eşit olduğunu bilmek lazım. İşte bu tatlı bir bisküvi ise iki dilimi bunun bir dilim ekmeğe eşit. Bu anlamda miktar bizim için çok önemli. Zayıflama hapları kilo vermek isteyenlerin sarıldığı bir başka can simidi. Ancak bu can simidi şok diyetlerden çok daha tehlikeli. Özyurt'a göre doğal içerikli besin takviyeleri sadece doktor kontrolünde diyete destek olabilir. Kilo verme sürecinde kullanılan zayıflama ürünleri, zayıflama ilaçları kesinlikle bir uzman hekim tarafından önerilmeli hastaya ve gerekiyorsa kullanılmalı. Şimdi piyasada çok fazla miktarda bilinçsizce kullanım söz konusu. Bir sürü ilaç var. İçeriğini bilmediğimiz, ne işe yaradığını bilmediğimiz ve yağları yaktığı iddia edilen ya da işte bir şekilde bir günde bizi zayıflatacağı vaat edilen şeylerle dolu. Asıl olay kesinlikle düzenli beslenme, düzenli egzersiz yapmak. Peki kilo artışının sebebi ne? Diyetlere rağmen neden şişmanlamaya devam ediyoruz? Kiloların bir nedeni ihtiyaçtan fazla yemek. Diğer nedeni de vücutta yağ yakımını sağlayan enzimlerin yaşla birlikte azalması. Yaş evet metabolizma hızının düşmesinde önemli bir faktör. Vücudumuzda 7 keto dediğimiz çok doğal olarak bulunan bir madde var ve bu da yapılan çalışmalarda özellikle 30'lu yaşlardan itibaren vücudumuzda 20'li yaşlara göre %40 oranında azaldığı bulunmuş bu maddenin ve buna bağlı olarak metabolizma hızı yavaşlamış kişilerin ve obezite insidansı artmış. İdeal diyet nasıl olmalı sorusunun yanıtı kişiye özel. İşte sadece birkaç kilo fazlası olan sağlıklı bireyler için günlük diyet menüsü. Güzel bir kahvaltı yapmak. İki dilim ekmek, peynir gibi bir ve yanında bol domates, yeşilliğiyle beraber bir kahvaltı. Mutlaka bir arı öğünümüz lazım öğle yemeğine kadar. Öğle yemeğinde gene çok bol bir salata, yanında bir avuç içi kadar ızgara bir eti, tavuğu, balığı, iki dilim ekmeği, bir bardak ayranın olduğu çok dengeli bir her öğün, her besin grubundan yiyeceği bir arada bulundurabildiği bir öğün. Gene özellikle akşamüstü saatleri kan şekerimizin en düştüğü saatlerdir. Hani burada bir arı öğün yapmak lazım. Burada gene bir mevsim meyvesi ve yanında bir bardak süt ya da bir küçük yoğurt yenilebilir. Ya da iki dilim kepekli ekmekle hazırlanmış bir tost tercih edilebilir. Akşam yemeğinde gene mutlaka mevsiminde bulunan sebzelerden az yağlı hazırlanmış bir sebze yemeği, bir kase çorba, bir küçük kase yoğurt ve bir dilim ekmekten oluşan bir yiyecek ve akşam yemeğinden 2 saat sonra gene kan şekerini dengelemek için mutlaka bir meyve yenilebilir. Bu şekilde insanlar aç kalmadan çok rahat bir şekilde kilo verebilirler.